Üreten Türkiye'nin habercisi Sanayi TV ekranlarından herkese merhaba. Ben Ceylan Köseoğlu. Haftanın raporu başlıyor. Mayıs için Taksim kararı belli oldu mu? İstanbul Valisi konu hakkında ne söyledi? DİSK, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu, Türk Mimar ve Mühendis Odaları Birliği, Türk Tabipleri Birliği ve CHP 1 Mayıs'ın Taksim'de kutlanmasına yönelik açıklamalarda bulunmuştu. İstanbul Valiliği ise 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne sayılı günler kala aldığı Taksim kararını açıkladı. Konuya ilişkin açıklama yapan İstanbul Valisi Davut Gül, Taksim Meydanı'nın 1 Mayıs'ta kutlamalara kapalı olacağını belirtti. Gökdeniz Hava Savunma Sistemi rekora imza attı. Aselsan Genel Müdürü Ahmet Akyol, Gökdeniz Hava Savunma Sistemi için yeni bir ihracat imzalandığını duyurdu. Söz konusu sözleşmeyle Gökdeniz Yakın Hava Savunma Sistemi'nin 4. ülkeye ihracatında ilk adımlar atılmış oldu. Gökdeniz Kara Konuşlu Yakın Hava Savunma Sistemi Korkut üzerinden geliştirilmiş. Korkut'la aynı şekilde 2 adet 35 mm topa sahip olan Gökdeniz, İki namlulu sistemle dakikada 1100 atış yapabiliyor. 4 kilometre menzile sahip olan sistemin en önemli özelliği ise atom mühimmatı. TÜBİTAK SAGE katkılarıyla geliştirilen atom mühimmatı, namludan çıkarken hedefe yaklaşınca infilak etmesi için programlandığı da bilinmekte. Bunların yanında 3 boyutlu arama radarı, anti gemi füzeleri, uçaklar, helikopterler, İHA su üstü araçları gibi hedeflere karşı da etkili hassas hedef takibi özelliklerine sahip. Milli Savunma Bakanı'ndan F-16 açıklaması geldi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, mecliste düzenlenen 23 Nisan resepsiyonunda basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Gazetecilerin yönelttiği Türkiye-Yunanistan güven artırıcı önlemler toplantısına ilişkin soru üzerine "Heyet dönünce öğreneceğiz ama olumlu, karşılıklı iyi niyetle yürütüldü" dedi. Güler'e ABD ile olan F-16 krizine ilişkin de sorular yöneltildi. F-16 savaş uçaklarının alımına ilişkin sürece yönelikse "Şu anda konuşuyoruz, yakında bütün hepsini öğreneceksiniz" dedi. Irak'la ortak harekat merkezi kurulması konusuna da değinen bakan, iki taraf da şu anda merkezin kurulma konusunda ortak kararları aldığını söyledi. Son zamanlarda başlayan ülkeler arası sıcak çatışmalar silahlanma oranını nasıl etkiledi? Rusya-Ukrayna savaşı, İsrail-Gazze, İran-Irak-İsrail arasında başlayan çatışmalar küresel çapta diğer ülkeleri de alarma geçirdi. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü 2023 yılına ilişkin küresel askeri harcamalar raporunu açıkladı. Rapora göre 2023 yılında küresel askeri harcamalar rekor tutara ulaştı. Asya ve Orta Doğu'da jeopolitik gerilimlerin artmasının etkisiyle harcamalar reel olarak yıllık %6,8 yükselerek 2 trilyon 443 milyar doları buldu. Türkiye'nin askeri harcamalarına baktığımızda 2014-2023 arası dönemde %59 oranında bir artış görülüyor. 2023'te en çok askeri harcama yapan ülkelerin başında sırasıyla ABD, Çin, Rusya, Hindistan ve Suudi Arabistan yer aldı. Bu ülkelerin harcamaları ise dünya askeri harcamalarının da %61'ini oluşturdu. Erdoğan söyledi, bakanlık harekete geçti. Geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ambalaj üzerine etiket uygulamasını gündeme taşımıştı. Bunun üzerine Ticaret Bakanlığı çeşitli işletmelerde yaşanan fahiş fiyat artışına karşı harekete geçti. Üretici, toptancı ve perakendecilerle bir çalışma yürüten bakanlık, ürünlerin üzerine tavsiye fiyatı belirleyecek. Üçlü komisyon tarafından belirlenecek olan tavsiye fiyatıyla her hafta yapılan fiyat değişiminin önüne geçilmesi hedefleniyor. Yeni uygulamayla tüketici bir önceki ayla sonraki ayın kıyaslamasını da yapma fırsatı bulacak. Böylece hem stokçuluk azalacak hem de artan maliyet karşısında ürünün zarar getirmesinin önüne geçilmiş olacak. Tesla fiyatları ilk çeyrekte neden düştü? Tesla bu yılın ilk çeyreğine ilişkin bilançosunu
bilançosunu açıkladı. 2023'ün ilk çeyreğinde 23,3 milyar dolar elde eden marka, geçen yıl aynı döneme göre %9 azalarak 21,3 milyar dolara geriledi. Şirketin 2024'ün ilk çeyreğindeki araç üretiminde yıllık bazda %2, teslim ettiği araç sayısında da %9 oranında azalma görüldü. Rekabet ortamının artması ve elektrikli araçlara olan talebin yavaşlaması da gerilemesindeki başlıca nedenlerden biri. Marka yakın zamanda operasyonel verimliliği artırmak için ise maliyet düşürme çalışmalarına başlayacak. 2024 patent başvuru ücretleri ne kadar oldu? Türk Patent'in bu yıl uygulayacağı ücret tarifesi belli oldu. Türk Patent ve Marka Kurumu'nun hazırladığı 2024 yılında uygulanacak ücret tarifesine ilişkin tebliğ resmi gazetede yayımlandı. Patent ve faydalı model başvuru ücretleri 45,75 lira, marka tescil ücreti 1122 lira, coğrafi işaret ve geleneksel ürün adı başvuru ücretleri 12,42 lira olarak belirlendi. Ayrıca tasarım tescil başvurularındansa 183 lira alınacak. Zamlı ücretlerin başvuruları ise E-Devlet üzerinden yapılacak. Haftanın raporuyla karşınızdaydım. Bir sonraki hafta tekrar görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı ve bizleri takip etmeyi unutmayın. Hoşça kalın.